Rasal değişken x'i bir hafta içinde yapacağım antrenman sayısı olarak tanımlıyorum. Alttaki bu tabloda x'in olasılık dağılımını gösteriyor. Gördüğünüz gibi x yalnızca sınırlı sayıda değer alabiliyor. 0, 1, 2, 3 veya 4. Burada sınırlı sayıda değer olduğu için buna ayrı krassal değişken diyoruz. Bunun geçerli bir olasılık dağılımı olduğunu bileşik olasılığın 1'e eşit olmasından anlayabilirsiniz. 0,1 artı 0,15 artı 0,4 artı 0,25 ve artı 0,1 evet 1'e eşittir. Ayrıca bunların hiçbiri negatif olasılıklar değil ki zaten öyle olması çok da mantıksız olurdu. Tüm bunlar bir yana bizim bu videoda asıl odaklanacağımız konu bir ayrık rassal değişkenin beklenen değeri ki bunu işte bu şekilde gösteriyoruz. Rassal değişkenin beklenen değerini hesapladığımızda bir haftada gerçekleşmesi beklenen antrenman sayısı hakkında bir fikir edinebiliriz. Buna bazen rassal değişkenin ortalaması da deniyor. Bu genellikle ortalamayı belirtmek için kullanılan Yunanca mü harfidir. Yani bu ifade x değişkeninin ortalaması anlamına gelir. Peki ama bunu nasıl hesaplıyoruz bunu hesaplamak için esasında sadece sonuçların ağırlıklı toplamını alır. Yani bunları olasılıklarına göre ağırlıklandırırız. Örneğin buradaki ilk sonuç olan 0'ı 0,1 olasılık ile ağırlıklandıracağız. Yani 0 çarpı 0,1 yazıyoruz. Artı bir sonraki sonuç olan 1'i 0,15 olasılık ile ağırlıklandırıyoruz. Yani artı 1 çarpı 0,15 yazıyoruz. Artı bir sonraki sonuç olan 2'yi ve olasılığı olan 0,4 Artı 2 çarpı 0,4 şeklinde yazıyoruz ve artı 3 sonucunun 0,25 olasılığı varmış bunu da artı 3 çarpı 0,25 olarak yazalım ve son olarak bir haftada 4 kez antrenman yapıldığına dair olan sonucunda olasılığı 0,1'miş onu da artı 4 çarpı 0,1 şeklinde yazalım. Şimdi, bunu biraz sadeleştirebiliriz değil mi? 0 çarpı herhangi bir şey? Evet, 0'dır. 1 çarpı 0,15, 0, 15'tir. 2 çarpı 0,4, 0,8'dir. 3 çarpı 0,25, 0,75 ve 4 çarpı 0,1 de 0, 4'tür. Şimdi artık sadece bu sayıları toplamamız gerekiyor. Şöyle yazalım. 0,15 artı 0,8 artı 0,75 artı 0,4. Şunların başlarındaki sıfırları da koyayım. Evet, şimdi hepsini toplayalım. 5 artı 5, 10 eder. Sonra burası 2 artı 8 10 eder, artı 7 17 ve artı 4 ile de 21 eder. Demek ki bunların hepsinin toplamı 2,1'e eşitmiş. Buna göre bu olasılık dağılımı göz önüne alındığında x'in beklenen değeri, yani benim bir haftada yapacağım antrenman sayısının beklenen değeri 2,1. 1'dir. Fakat aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Buradaki sonuçların tümü aslında tam sayı olarak verilmiş ve bu durumda haftada 2,1 antrenman nasıl mümkün olabilir? Antrenmanın 0,1'i ne demektir? Bu aslında bir haftada tamı tamına 2,1 kez antrenman yapmam beklendiğini söylemiyor. Fakat bu önemli bir sonuç çünkü buna göre 10 haftada yaklaşık 21 kez antrenman yapmamı beklediğinizi söyleyebilirsiniz. Bazen 0 bazen bir bazen iki bazen üç bazen de 4 antrenman yapabilirim ama sonuçta 100 haftada 210 kere antrenman yapmamı bekleyebilirsiniz. Dolayısıyla yalnızca tam sayı olan değerler alabilen rastsal bir değişken için bile tam sayı olmayan bir beklenen değere sahip olabilirsiniz ve bu değer yine de işinize yarayacaktır.